Toprağın Bereketi programından merhabalar. Bu hafta size Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkları alırken nelere dikkat etmemizle ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağız. Bunun için de birbirinden değerli konuklarım olacak. Konuklarım bayramı sağlıklı ve güzel geçirmeniz için sizlere uyarılarda ve tavsiyelerde bulunacak. Şimdi konuklarımızla programımıza başlayalım. Sevgili izleyiciler, bu haftaki konuğumuz Tarım Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nden görevli Murat Atılgan. Murat Bey, Kurban Bayramı yaklaşırken bize hangi hayvanların alınacağını, nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili bilgiler aktaracak. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Evet. Murat Bey, kurban edilecek hayvanlar nelerdir? Evet, şimdi... Kurban tabi dini bir ibadet olduğu için dinen kesilebilecek hayvanlar bellidir zaten. Bunlar koyun, keçi, sığır, manda ve devedir. Tabi bunların yaşları önemli. Koyun keçilerde 1 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Sığır manda da 2 yaşını doldurmuş olması ve devede de 5 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bu en önemli kriterimiz bu. Ama bir fark var. Koyunlarda 6 ayını dolduran koyun şayet annesinin büyüklüğüne gelmişse, vücut gelişimini tamamlamışsa veya herhangi erişkin bir koyunun büyüklüğüne gelmişse hani 1 yaşı dolmadan 6 ayını doldurduktan sonra kurban edilebilir. Peki hayvanların dış görünüşüne bakarak mı karar veriliyor? Bu hepsi tabii için geçerli yoksa sadece koyunlarda mı geçerli? Dış görünüşe bakıp da hani fiziki şartlarda olgunluğu tamamlamış olması lazım. Yok, o olgunluk olarak sadece koyunda yeterlidir ama diğer hayvanlarda, sığır manda, keçi ve devede yaşına göre karar verilmesi gerekir. Yaşı da tabii değişik kriterlere bakılır yaşta da. İşte boynuzdur, boynuz gelişimi veya işte en önemlisi aslında çiftlikte doğru tutulan kayıtlar hayvanın yaşını zaten gösterir. Bir defa hani küpesiz hayvan kesinlikle alınmaması gerekir ya. Evet. Küpe bir hayvanın kimliğidir. Küpeli olan hayvan zaten, hayvanın yaşı zaten o küpe numarasından bakıldığı zaman net olarak ortaya çıkar ama zaman zaman bazı yanlışlıklar olabilir. Bu nedenle en doğru yaş tayini dişten yaş tayinidir. Dişte herhalde önden iki dişe mi bakılıyor? Dişte şu şekilde, şimdi alt çenede kesici dişler dediğimiz dişleri vardır. Ön kesici dişler, bunlar dördü alt çenenin sağ tarafında, dördü sol tarafında olmak üzere toplam 8 diştir. Bu ön dişler önce süt dişler olarak çıkar. İşte bu süt dişler zamanla değişir, kalıcı dişler bunların yerini alır, kalıcı kesici dişler. İşte o ilk iki diş dediğimiz, öndeki ilk iki diş koyun keçilerde 15 ila 18. ayını doldurduğu zaman süt diş düşer, yerine kalıcı kesici diş gelir. Sığır ve mandalarda ise hayvan 2 yaşını doldurduğu zaman yine bu iki diş dediğimiz öndeki iki diş düşer, süt diş düşer, yerine kalıcı kesici dişler gelir. İşte bu kalıcı kesici dişleri gördüğümüz zaman evet, hayvanın yaşını doldurduğunu, yani büyük başta 2 yaşını, küçük başta 1 yaşını doldurduğunu anlarız. Onu da az sonra uygulamalı olarak gösterirsek, çünkü o biraz tecrübe gerektirir. Evet. Anlaşılamayabilir çünkü. Peki kurbanlıkları alırken başka nelere dikkat etmek gerekiyor? Hani daha çok şimdi şey de var tabii, biliyorsunuz alohatlar var, işte yoluyla alımlar var. Gidip de herkes çok da böyle seçerek almıyor. Sizin öneriniz alırken bunlardan nelere dikkat etmek gerekiyor? Küpesizse almamak, onu söylediniz. Evet. Dış görünüşüne bakmak. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi başka? Öncelikle muhakkak ki dış bakı çok önemli hayvan seçerken. Öncelikle hayvanın bir defa zaten sağlıklı olması lazım. Şimdi nedir bu sağlık derken? Mesela hayvan durgunsa, halsizse o zaten kendini belli eder. Duruşu dik olmalı. Hani bir rahatsızlıktan şüpheleniliyorsa o hayvanla ilgili serbest veteriner hekim çağrılıp muayene ettirilebilir.
bir rahatsızlığı var mı diye. O nedenle en önemlisi hayvanın dik duruşlu, düzgün duruşlu olması. İşte tüylerinin karışık olmaması, düzgün olması. Böyle karışık tüy de yine hastalık habercisi olabilir. Göz veya ağızda çok miktarda akıntı olması da yine bir hastalık belirtisi olabilir. Bunlara dikkat edilirse dış görünüş olarak bunlar yeterli olabilir. Anladım. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tanıtmak istiyorum. Tarım Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nden veteriner hekim Hülya Kaya. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Biz de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hülya Hanım, sizinle de yine kurbanlıklarla ilgili konuşacağız. Sorularımız var size. Evet. Öncelikle kurbanlık hayvan alırken biz nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle kurbanlık hayvan alırken dini ölçülere uygun olması gerekiyor tabii ki. Dışarıdan bakıldığı zaman kusurlu hayvan olmaması gerekiyor. Sağlıklı hayvan olması gerekiyor. Bizim için en önemli kriterlerden biri gebe olmaması çok önemli. Ayrıca besili olması gerekiyor. Gebe olmaması da şöyle, dişi hayvanların kesimi bizim kurban bayramından önce bir komisyonca belirlenen genel tebliğe göre dişi hayvan kesimi yasak normalde. Evet. Bu yüzden biz erkek olan hayvanları tercih etmeliyiz. Erkek olan hayvanlardan kurbanlık seçmemiz gerekiyor. Ayrıca bu kurbanlık seçeceğimiz hayvanların kulağında küpelerinin olması gerekiyor. Küpeli hayvanlardan tercih etmemiz gerekiyor. Ve ayrıca büyükbaş hayvanlarda en az 2 yaşını doldurmuş, küçükbaş hayvanlarda ise en az 1 yaşını doldurmuş olan hayvanlar seçmek gerekiyor. Peki kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban kesim yerlerimiz Elazığ'da zaten şehir merkezlerinde. Şu an bizde 2 tane kesimhanemiz var. Evet. Kesimhane yerinde kurban komisyonunca belirlenmiş kesimhane yerleri var. Ve ayrıca belediyelerin belirlemiş olduğu kesim yerleri var. Cadde, sokaklar ve mahallelerde kesim yasaktır. Eğer kesim yeri olmayan kişiler için köylüler, yani köydeki insanlar kendi bahçelerinde kesim yapabilirler. Ama kesinlikle çevreyi kirletmemeleri gerekiyor. Kendi bahçelerinde kesimini yapabilir. Eskiden herkes oturduğu sokağın önünde keserdi. Evinin önünde kesim yapılıyordu. Evet. Günlerce de oranın o pislikleri, tabii sinekti, kokuydu, sorunlar yaşanıyordu. İşte bunlar bu, da güzel tedbirler. Kesinlikle bu tür durumlarda çevre kirliliğine neden oluyor. Çevre kontaminasyonu olduğu için bu sefer kistitedit ya da iç organlar etrafa saçılıyor, çevreyi evet. kirletiyor. Herhangi bir köpek geldiği zaman, o paraziti aldığı zaman tekrar o yine yaymış oluyor. Yani bu bir zincirleme şekilde devam ediyor. Peki Hülya Hanım, kurban kesildikten sonra dikkat edilecek hususlar nelerdir? Toplum sağlığı açısından kan, atıklar, iç organlar kesinlikle sokak caddeleri bırakılmamalı, etrafı bırakılmamalı, etraf kirletilmemeli. Ayrıca hayvanların yemesine, bu iç organların, sakatatların hayvanların yemesine ve çöplere atılması uygun değil. Bunlar için derin bir çukur kazılarak bu çukurlara gömmek gerekiyor. Kalanlar bu şekilde kapatılması gerekiyor. Kasaplarımız iç organları çıkardıkları zaman özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Çıkarırken hayvanın bu iç organlarında şişlik var mı? Normal görünümünü halinde mi, yoksa farklılık var mı? Bunları dikkate alması gerekiyor. Ayrıca dalakta diğer çamurlaşma varsa mutlaka orada bulunan veteriner hekime bunu kontrol ettirmeli.
Peki kurban olarak kesilen hayvanların sistemden düşüşleri nasıl yapılıyor? Bu hayvanların sistemden düşümü kurbandan sonraki hemen 7 gün içerisinde İl Tarım Orman Müdürlükleri ya da ilçe Tarım Orman Müdürlüklerine gelip bildirmeleri gerekiyor. Pasaportlarıyla, kulak küpeleriyle birlikte bu hayvanları kestirdik. Kasaplar olabilir, veteriner hekimler olabilir, zabıtalar olabilir, tüm yetiştiricilerimiz olabilir. Pasaportlarıyla birlikte getirdikleri takdirde bunların düşümü sistemden, hayvancılık bilgi sisteminden düşümü yapılır. Düşüşün peki yapılmasının faydası nedir sizin için? Hayvan sayımız artmaz. Eğer düşüm yapılmazsa sürekli hayvan sayımız artacağı için güncel veriler olmamış olacak. O yüzden güncel verilere ulaşmamız için düşümün yapılması gerekiyor. Sağlıklı ilerleyen bir sistem midir bu? Evet, sağlıklı ilerleyen sistem. Zaten 31 Mart'a kadar bizim güncelleme sistemimiz açıktı. 31 Mart'a kadar güncellemeler yapıldı. 31 Mart'tan sonra sistem kapandı. Bunu zaten bakanlık sürekli ara ara güncellemeyi açarak sistemdeki fazla hayvanların düşümü yapılmaktadır. Hülyancığım, kurbanlık hayvan sevkleri hakkında bilgi alabilir miyiz? Özellikle buradaki yetiştiricilerimiz kurban dönemlerinde acayip bir yoğun bir dönem oluyor hayvan hareketleri konusunda. Hayvan hareketleri de gerek insan gerek de hayvan sağlığı açısından tehdit oluşturduğu için bu yüzden bu dönemde herkesin hassas davranması gerekiyor. Veteriner sağlık raporu tarım il ilçe orman müdürlüklerinden gelip veteriner sağlık raporu almaları gerekiyor. Bizden veteriner sağlık raporu alabilmeleri için en az 21 gün önce müdürlüklerimize gelip aşı kayıtlarının doğru olup olmadığını sorgulamaları lazım. Eğer aşı kayıtlarında sıkıntı varsa öncesinden gelecekler ki bunu düzeltebilsinler. Yoksa kurban günü veteriner sağlık raporunu alamazlar. Bu yüzden veteriner sağlık raporunu mutlaka gelip bizden almaları gerekiyor. Hülya'm, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben küçük teşekkür ederim. Küçük başlarla verdiğiniz bilgiler için. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mahmut Sezer. Hoş geldiniz hoş, efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok şükür. Sağ olun. Evet. Biz de iyiyiz. Mahmut Bey, önce sizi tanıyabilir miyiz? Ben Elazığlıyım. Elazığ Meşleri Köyü doğumluyum. Elazığ Koyun Keçi Birlik Başkanıyım. Yetiştiriciler Birlik Başkanıyım. Faaliyetleriniz nelerdir? Tam sizin zamanınız, çalışma faaliyetlerimiz süreniz herhalde şöyle, biz kurbanlıklarla. Üreticilerin birliği başkanı. Biz kurbanlıklarımızda belediye tespit ettiği yerleri kestireceğiz. Hı. Yani biz burada kurbanlıklarımızı biz Tarım İl Müdürlüğü'nden beraber sağlıklı hayvanları, küpelerini düzgün yani olması için, sağlıklı aşılarının tamamının olmasını biz bunlara zaten dikkat ediyoruz. Evet. Tarım İl Müdürlüğü'ne beraber ortak çalışmamız var. Hayvanların kurbanlıklara dikkat etmeleri lazım. Yani sağlıklı olsun, topal olmasın, dişi düşmüş, daha doğrusu erkek hayvan tercih etsin. Biz de bir sloganını yaptık. Dedik ki evet. Bu sene de bu yıl da kurbanınız küçük baş olsun. Evet. Yani öyle bir çalışmamız var.
İnşallah küçük başta bir rekor kurban kestireceğiz inşallah bu yıl. Hedeflerimiz evet. Şu an öyle. Satışlar başladı mı şimdi? Satışlar nasıl? Başlamak üzere. Yani evet. Şu an iyidir yani. Küçük başta tamamlandı. Küçük başta çok memnunuz. Bu sene fiyatlarımız çok iyi. Yani İyi. Şu an biz iyiyiz kurbanda. Yani yeterince elimizde kurbanlık hayvanımız da var. Yani stoklara şey fazla yani şey yapmasınlar. Yani evet. Demesinler ki hayvan yok yok. Türkiye'de hayvan çok. Evet. Yani bir şu an bir şey var ama yani öyle bir sıkıntımız yok. Küçükbaş hayvanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyle 100 milyon hedefimiz 100 milyondur. Evet. Şu an 47 binlerdeyiz. 47 çok milyondayız. Şükür. Evet çok şükür. Elazığ'daki hayvan potansiyelimiz de çok şükür küçükbaş gittikçe artıyor. Evet. Yani bir 600'e değindik. 600 bine inşallah yani hedeflerimiz daha yüksektir. Evet. Biraz mera sıkıntılarımız var. Ondan dolayı biraz sıkıntılarımız var. Yoksa ki bizim yani biz Elazığ'da iki aşiret, bir Beritan aşireti, bir Şavuk aşireti evet. Çok şükür bu güzel bu işi de güzel yapıyoruz. Biraz mera sıkıntılarımız var. Yani onları da atlatırsak inşallah daha ileriye, daha güzel işler yapacağız. Küçük başta da üretici olmak isteyenlerin sayısı artıyor. Artıyor. Artık hani insanlar, hı-hı, üniversite mezunu olanlar da bildiğim kadarıyla çok daha i̇şte, farklı meslekler değil de hayvancılığa yönelmeye başladı. Bazı çiftlere gidiyoruz, bak diyoruz ki bu doktorun çiftliği ya bilmem, evet, bu avukatın çiftliği yani bu evet, hedef var yani küçük başta, evet, büyük başta da hedef büyük ama biz küçük baş olduğumuz için evet, küçük başın da mera ihtiyacı var. Şimdi Eras'ta mera, biraz mera sıkıntılarımız var. Evet. Onları da inşallah atlatırsak. Bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Bununla ilgili de Tarım İl Müdürümüzle beraber bir koordinatörle çalışıyoruz. Şu an işte mera çalışmalarımız var. İnşallah bu mera tahsisine bakanlıkta çıkarsa bize bir bizlere mera tahsis ederlerse daha da inşallah 3 senede biz hayvan ihracat ederiz. Yani ithalattan çıkıp ihracata geçeriz. Ne güzel, çok şükür. Evet. En azından hani dışarıdan almak yerine kendimize yeteni tabii kendi üreticimize bırakın, destek evet, verelim yani dışarıya evet, paramız gidecek üreticimize gitsin evet, çiftçimize gitsin kazansın. Dışarıdan tabii dışarıdan gelen etlerin ne olduğunu bilmiyoruz. De, nasıl beslendiğini tabii bilmiyoruz. Yani kesim şeklini bilmiyoruz. Hayvanlarımız hep doğal yaylardan gelecek. Yani kurbanlarımız hep yaylardan evet, gelecek. Doğal otlardan gelecek. Yani daha güzel biz oradaki dışarıdaki hayvanı nasıl bileceğiz nereden geliyor? Evet. Ne yem yedirmiş, ne yapmış. Evet, nasıl evet, kesilmiş, nasıl bunların kesilmiş, hiçbirini bilmiyoruz. Evet. Üreticilerinizle ilgili peki sizin aktarmak istediğiniz başka şeyler var mıdır? Üreticilerimiz bol kazançlar diliyoruz. Yani bu küçük başa bir daha sevdalansınlar, daha güzel işler evet, yapalım beraber. İnşallah. Evet, Elazığ için daha güzel olur. Biz elimizden geleni yapacağız, üreticilerimiz için beraber çalışacağız. Çok sağ olun, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Az evet, önce küçük başlarla ilgili hani evet, bilgiler aldık sizden. Şimdi büyük baş hayvanlarla ilgili bilgi alsak, kurban edilecek evet, hayvanların içinde büyük baş da var. Hülya Hanım da bize bunları sıralamıştı. Nelerine bakmak gerekiyor? Evet, sığır ve manda türü demiştik. Bunlarda yaş en önemli kriter, yaş tabii ki 2 yaşını doldurmuş olması gerekir. Bunun içinde kriterimiz yaş tayinini en net olarak yapabileceğimiz dişlerdir. Ama bundan evet, önce hani hayvan zaten küpeli, küpesinden de yaşını öğrenebiliyoruz ama daha net olarak anlamak için dişten yaş tayini yapabiliyoruz. Dişten de işte söylediğimiz gibi süt dişler var ağızda, 4 sağda 4 solda olmak üzere. Bu süt dişler zamanla yerini kalıcı dişlere bırakıyor. Kesici süt dişler diyoruz bunlara. Ön kesici süt dişler 2 tanedir. Bu ikisi düşüp yerine kalıcı kesiciler geldiği zaman hayvan 2 yaşını doldurmuş demektir ve kurban edilebilir anlamına gelir. Bu halk arasında kapak atma denir bu, hı hı, dişin değişimine. O olmuşsa hayvan kurban edilebilir. Hayvanların hepsinde küpe var evet, evet, ama bir de küpesiz olan hayvanlar da var mutlaka. Evet, tabii küpesiz hayvan kayıtsız hayvandır. Ha, küpesi vardır, küpesi düşmüş olabilir. Evet. O tür durumlar yaşanıyor. Ama tamamen küpesiz hayvan, kayıtsız hayvan demektir. Onu
almamalarını biz tavsiye ediyoruz. Çünkü kayıtsız hayvan, aşı bilgisi olmayan hayvan, hastalıklara karşı herhangi bir korunması var mıdır yok mudur belli olmayan hayvandır. Menşei belli olmayan hayvandır. Burada iğne dişlere bakıyoruz. Onun dışında dış görünüşe bakıyoruz. Dış görünüşe bakıyoruz, evet. Dış görünüşte bir defa hayvanın duruşuna bakmak gerekir. Böyle dik, diri durması gerekir. Halsiz olmamalı hayvan, durgun olmamalı. Yine göz ve ağızda, burunda çok miktarda akıntı olmamalı. Sonra çıkıntılar belirgin olmamalı. Akıntı varsa bu ne demek? Hastalık. Yani hastalık belirtisi olabilir. Bu durumda hani o hayvanı ya elemeli ya da bir veteriner hekim kontrol etmeli. Ondan sonra alınmalı. Çıkıntılar belirgin olmamalı. Omuzlar tabii geniş olmalı. Tüyler karışık olmamalı, düzgün olmalı. Deri elastiki bir şekilde olmalı. Başka nelere bakabiliriz? Bakışlar yine canlı olmalı ki zaten dini olarak da uzuv eksikliği olmamalı hayvanlarda. Evet. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Peki kurban kesildi. Kesildikten sonra genelde biz de kurban kesilir hemen pişirilir, evet, hemen ve pişirilir. Hani yenir. Yanlış bu. Evet. Yanlış bir uygulama. Şöyle söyleyeyim. Şimdi kurban kesildikten sonra bir defa onları ayırmasını bile yapmadan önce 5-6 saat beklemek gerekir. 14 ila 20 derecede beklemek gerekir. Daha sonra parçalara ayrılıp taksim edilmeli. Ha, yemek için ise, tüketmek için ise en az 12 saat beklenmesi gerekir ki etin yumuşaması için. Çünkü kesim sırasında kaslarda laktik asit birikimi oluşuyor. Bunun vücuttan atılması için, evet, etten atılması için 12 saat geçmesi gerekiyor. İşte 12 saat geçmeden tüketilen et hem zor pişer hem de lezzetli olmaz, sert olur. İşte 12 saat bekletmek gerekir. Sonra bir de mevsim sıcak. Evet. Sonuçta eti dağıtacaklar mesela. Eti dağıtırken mutlaka mesela araçta veya poşetin içerisinde buz aküsü ile götürmeleri veya bir termos varsa içerisinde götürmelerini tavsiye ediyoruz. Çabuk bozulur çünkü. Yine bağırsak ve işkembe eğer tüketilecekse bunlar kimyasal olmayan maddeler, yani herhangi bir kimyasal kullanmadan temizlenmeli. Evet. Ve tüketime çabuk sunulmalı. Çünkü sakatat çabuk, daha çabuk bozulan bir bozulan ürün. Yine eti muhafaza edilecekse et normal buzdolabında 4 santigrat derecede bir hafta bozulmaz. Daha uzun süre muhafaza edilecekse mutlaka buzluğa konulmalı. Buzlukta da bir aydır bunun süresi. Ama şoklanır da -18 derecede muhafaza edilirse 6 ay boyunca tüketilebilir. Şimdi bizim için önemli olan o zaman kurban kesildikten sonra hemen parçaları ayırmıyoruz. Bir 6 saat bekliyoruz. Bekliyoruz. 6 saat bekledikten sonra parçaları ayırıyoruz. Tüketmek için de en az 12 saat bekliyoruz. 12 saat sonra afiyetle yiyebilir herkes diyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Murat Bey, verdiğiniz bilgiler için. Şimdiden size de hayırlı bayramlar diliyorum ayrıca. Sağ olun size de. Baştan sonra büyük baş hayvanlarımız. Evet. Bunların kesimlerinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunları da sizden öğrensek. Büyük baş hayvanlarda dini ölçülere uygun olması gerekiyor. Sağlıklı olması gerekiyor büyük baş hayvanlarımızın. Dışarıdan bakıldığı zaman herhangi bir sıkıntısının, kusurunun bulunup bulunmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Besili olması gerekiyor. Yani cılız, kemik çıkıntıları belirgin olan hayvanları tercih etmemiz gerekiyor. Ayrıca gebe olmayan hayvanları tercih etmemiz gerekiyor. Gebe olan hayvanlar, zaten biz dişi hayvanların kesimini istemiyoruz. Evet. Bu yüzden erkek olan hayvanları daha çok tercih ederiz. Ayrıca büyükbaş hayvanlarımıza
kulağında küpesi var mı? Bu bizim için önemli bir kriterdir. Çünkü kulak küpesine bakarak hayvan hakkındaki kimlik bilgilerine ulaşabiliriz. Bu yüzden ayrıca büyükbaş hayvanlarımızı alırken yine pasaportları, büyükbaş hayvanlar için pasaportlarının olması gerekiyor. Bu pasaport da nasıl insanların kimlikleri varsa büyükbaş hayvanlarda da pasaport demek kimlik demek. Orada yaşıyla, cinsiyle, ırkıyla ilgili bilgiler yer almakta ve aşı kayıtları bulunur. Aşı kayıtlarını da oradan görebiliriz. Peki kurban, büyükbaş kurban kesim yerleri nerelerdir? Büyükbaş kurban kesim yerleri şehir merkezinde, bizim burada Elazığ'da iki tane kesim kombinamız var. Evet. Kesimhanede ve ayrıca belediyenin belirlemiş olduğu kesim yerleri. Bir taraftan da rahat bırakmıyorsunuz. Evet. Komisyonca belirlenmiş kesimhaneler, yine evet, aynı yerler. Mesela köyler ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan işletmeler için kişiler kendi bahçesinde, kendi yerinde kesimi yapabilirler. Yalnız, büyükbaş gibi. Aynen. Hani, büyükbaşta da. Sokaklarda, şehir merkezinde değil de. Hani köylerde, köy evlerinde, bahçelerinde. Kendi bahçelerinde. Evet. Aynen, kesimlerini yapabilirler. Kendi bahçelerinde kesimlerini yaptıkları için yalnız kendi atıklar, iç organlar kesinlikle sokak, park, bahçelere bırakılmaması gerekiyor. Evet. Onları kendi bahçelerinde yine bir çukur açıp oraya gömmeleri gerekiyor ve ayrıca dışarıdan köpek, başka hayvanların hiçbir şekilde bu artıkları almaması gerekiyor. Hülya Hanım, kurban hayvan sevkleri hakkında büyükbaşla ilgili, bunlarla ilgili de bilgi alabilir miyiz? Hayvan sevkleri kurban döneminde büyük bir yoğunluk olmakta. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinde yoğunluk olduğu için bu hayvan hareketlerinin kontrolü bizim için çok önemli. Evet. Bu hayvanlarda bizim yapmamız gereken veteriner sağlık raporunu mutlaka, büyükbaş hayvanlarını kurban için başka şehirlere götüreceklerse, il dışına çıkaracaklarsa veteriner sağlık raporunu almaları gerekiyor. Büyükbaş hayvanlar için pasaportları ile birlikte olması gerekiyor. Kurban alacak kişiler, küçükbaş hayvanlarında ise nakil belgesini bulundurması gerekiyor. Veteriner sağlık raporunu almadan önce mutlaka 21 gün öncesinde il, ilçe tarım orman müdürlüklerine gelip başvurup aşı bilgilerinin olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Eğer aşı bilgileri eksikse ya da aşıları girilmemişse ona göre veteriner sağlık raporu alabilirler. Pasaporttan bahsettik. Peki pasaportu, evet, çıkartmak için ne yapmak gerekiyor? Pasaportu çıkarmak için bizim il müdürlüğüne gelmesi gerekiyor. Yetiştiricinin ya da hayvan sahibinin. İl müdürlüğümüzde bizim zaten Türk VET hayvancılık bilgi sistemimiz var. Bu bilgi sisteminde hayvanın kulak küpe numarasını gelirken kişinin getirmesi gerekiyor. Hayvanın kulak küpe numarasını girerek hayvanın kimliği şeklinde çıkartılıyor. Ki hayvan sahibine veriliyor. Zaten pasaportu olmayan hayvanların mümkün mertebe yetiştiricilerini almaması gerekiyor. Kurban döneminde de buna dikkat etmeleri lazım. Bunda da hayvanın sağlık bilgilerinden, evet, dolayı aşı kayıtları yer alıyor. Kayıtları. Ayrıca, evet, hayvanın kime ait olduğu, evet, hangi yetiştiriciye ait olduğu, bu tür bilgiler de yer aldığı için önemli. Hülya Hanım, Haysak sistemini bize burada hazır büyükbaşlarımız varken, kulaklarında, evet, küpeleri de var bunların hepsini zaten, uygulamalı olarak gösterirsek eğer izleyicilerimiz için de işi kolaylaştırmış oluruz. Buradan tekrar söyleyelim hatta. Haysak uygulaması bizim bakanlığımız tarafından geliştirilen bir mobil veri sistemidir. Evet. Bu Haysak sistemini şöyle, herkes akıllı telefonu olan herkes indirdiği zaman Haysak şeklinde buraya giriyoruz. Burada güncel duyurular da yer alıyor. Hayvanlar hakkındaki bu işi yapan, hayvancılık yapan kişiler duyurulardan da güncel konular hakkında bilgiler edinebilir. Mesela buradaki kulak küpe numarası, barkod sistemi var. Yakınlaştırılıp ya barkod sistemiyle ya da kulak küpe numarası girilerek sorgulama yapacağız şimdi. Küpe numarasından hayvan sorgula diyor. Bu kısma giriyoruz. Evet. Şurada hemen büyükbaş ve küçükbaş diye ayrı ayrı gösteriyor zaten. Eğer büyükbaşsa büyükbaş kısmında. Şurada küpe numarasında TR olan kısım, yani, evet, Türkiye ülke kodunu gösterir. Buradaki 01 olan yazan kısım ise plaka. Yani bizim 23 oluyor. TR 23 evet, tabii ki. Sonraki de hayvanın kulağında yazan kulak küpe numarası. O yüzden giriyoruz. TR 23 77 45 40. Evet. TR 23 77 45 evet, 40. Bunu girdik ve sorgula diyoruz. Şimdi bu hayvan hakkındaki kimlik bilgileri bize geliyor. Burada hayvanın türü sır, hayvanın ırkı simental,
cinsiyeti erkek, 14 Ocak 2018 doğumlu, canlı, Elazığ bulunduğu il, merkez, bulunduğu köy, mahalle, yurtbaşı. Ve burada da aşı bilgileri. Aşı bilgilerinin hepsi var. Kişi eğer mesela veteriner sağlık raporu almak istiyorsa, aşı bilgilerine ulaşmak istiyorsa buradan da yine bakabilir. İl evet. müdürlüklerine kadar gitmeden. Ve eğer bir hayvan almak istiyorsa buradan bilgilere ulaşarak bu hayvanın kaç yaşında olduğunu yine buradaki bu sistemle görebilir. Bunun aşı bilgileri, şapları yapılmış, LSD çiçek aşıları yapılmış. Bunu bize gösteriyor. Hangi tarihlerde yapıldığı karşısında belirtiliyor zaten. Burada hemen şeyi söylüyorum. Demek ki bir yıl içinde iki şap, iki de çiçek aşısı yaptırmış olması gerekiyor evet. değil mi? Hani kontrol eden insanın normal, da bunları bilmesi gerekiyor. Kesinlikle bir sene içerisinde şap aşısını mutlaka iki defa yaptırması gerekiyor. Ayrıca 6 ayda bir olması gerekiyor. Eğer 6 ayda bir yaptırmadıkları zaman rapor da alamıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Rica Çok sağ olun. Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birlik Başkanı Ümit Fırat Turan. Evet. Hoş geldiniz Ümit Bey programımıza. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yaklaşırken biz de sizleri konuk etmek istedik. Evet. Hem sizi tanımak hem de yaptığınız işler hakkında bilgi almak istiyoruz. Buyurun. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ümit Fırat Turan. Kendim hem üreticiyim evet. hem çiftçilik yapıyorum. Aynı zamanda bizim birliğimizin asıl kuruluş amacı hayvan ırklarının ıslahı ve kayıt sisteminin tutulmasıdır. Evet. Asıl kurulmamızdaki kaya budur. Yıllardan beri 2001 yılında birliğimiz kurulmuş, 2004 yılında faaliyete başlamıştır. O günden bu yana ırk ıslahında ve kayıtların tutulmasında çok büyük bir ilerleme kaydettik. Şu anda birliğimiz bu faaliyetlerine devam etmekte. Aynı zamanda serbest veterinerler ve kendi bünyemizdeki çalışan personellerimizle hem suni tohumlama ve sperma satışlarımız devam etmektedir. Birlik üyelerimizin hem kabayım, kesifiyim ve her konuda maddi manevi olarak tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmekteyiz. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan herkes sizinle beraber. Evet. Bunu biliyoruz. Evet. Tabii bütün bunları yaparken yapmış olduğunuz işin zor kısımları da var. Muhakkak. Her işte olduğu gibi diyorum evet. ben her zaman bunda. Damızlık sığır yetiştiriciliğinde en önemli şey sanırım hani dişi olanların kesilmemesi. Çünkü doğurganlığın önünü kapatmamak gerekiyor. Şimdi asıl önemli olan konumuz budur zaten. Malumunuz önümüzde Kurban Bayramı var. Evet. Ve Kurban Bayramı'nda inanın ki dişi hayvanlarımızın büyük bir kısmı, damızlık olan hayvanlarımızın büyük bir kısmı kesime gidecek. Bunun bir tek sebebi var. Üreticinin bu işten para kazanamaması. Eğer insanlarımız süt üretiminden para kazanmış olsalar o hayvanları kesime göndermeyecekler. Bugün kesime giden her dişi hayvanımız gelecek yıllarımız için evet. işte şu kesime gidecek besilik hayvanların evet. ve kurbanlıklarımızın yok olması demektir. Evet. Bunun için de özellikle istirham ediyorum üreticilerimizden ve kurban kesecek insanlardan mümkün mertebe ellerinden geldiği kadar dişi hayvanlarımızı kesime göndermesinler, kesmesinler. Peki burada süt üretimine o zaman yani süt üretimi var ama tüketim az. Bunun alıcısı az diyelim ya da sıkıntı nedir hani? Şimdi şöyle bir şey var. Üretici ayağına indiğinizde üretici her koşulda hayvanını besler. Hı hı. Ondan elde etmiş olduğu sütü satar.
ve girdim maliyetlerini karşılar. Ama bugün Elazığ'da sütün litresi daha 20 gün önce süt üreticilerimiz birliği tarafından 1,5 lira olarak yükseltilerek alınmaya başladı. Ama Tarım Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyi'nin açıklamış olduğu bir taban fiyat var. 2 lira. Elazığ'da bugüne kadar 2 liraya süt satılmadı. Bunun da sebebi Elazığ'ımızda ciddi ulusal firmaların olmaması. Buradaki yerel firmalarımız, mandıralarımızla bu işi götüremiyoruz biz. Bu insanlarımız da il dışına çıkamadıkları için, pazarları kısıtlı olduğu için yeteri kadar da pazarlayamayınca ister istemez fiyatları düşürmek zorunda kalıyorlar. İşte Bingöl'de Sütaş'ın bir fabrikası yapılacak. İnşallah önümüzdeki yıl Nisan ayında süt top alımına başlayacak. 1060 ton civarında günlük kapasiteyle çalışacak bu fabrika. Eğer o fabrika çalışırsa ilimizdeki süt fiyatları da yükselecektir. İnşallah üreticimiz de para kazanmaya başlayacaktır. En azından süt fiyatı yükseldiği zaman bunların da satışı geriye çekilmiş olacaktır. Tabii ki ineklerimiz kesime gitmeyecek, damızlık düvelerimiz kesime gitmeyecek. Evet. Onlar gelecek nesiller için yeni hayvanları üretecekler. Evet. Ve ne oluyor? Döngü böyle olunca biz dışarıdan et almak zorunda kalıyoruz. Birçok sıkıntı yaşıyoruz. Tabii ki yani şimdi burada üreticimiz korunmasa, desteklenmezse bu konuda ister istemez hayvanlarımız kesime gidecek ve biz daha çok yıllar elin hansının gider damızlık düvesini danasını getirir burada besleriz ve kesime göndeririz. Şimdi burada asıl önemli olan bizim kendi öz kaynaklarımızı kullanabilmemizdir. Bizde her türlü insan gücümüz var Allah'a şükür. Meramız da var. Arazilerimiz de var. Ama maalesef işte gördüğünüz gibi Uluova'mız susuz, Kuzova'mız susuz, Elazığ'ın her tarafı sularla çevrili olduğu halde yem bitkilerimizi kendimiz üretemiyoruz. Eğer biz bu yem bitkilerini kendimiz üretirsek, hayvancılıktaki maliyetleri düşürürsek, elin Avrupalısıyla da rekabet edebiliriz. Biz verebiliriz. Biz ihraç ederiz. Evet. Ki 2012 yılında bizim merkez birliğimiz tarafından ilk defa Türkiye Cumhuriyetlerine damızlık düve ihracatı yapıldı. Yani bunun devam etmesi lazım. Üreticinin biz destek olarak verecekleri nakdi destekleri istemiyoruz bakanlıkta. Evet. Bizim önümüzü açsınlar. Bize altyapımızı güçlendirsinler. Biz destek falan istemiyoruz. Biz kendimiz ayakta dururuz. Çok şükür diyorsun. İnşallah. İnşallah bunlar da olacak. İnşallah. Dediğiniz gibi Bingöl'de fabrikanın açılması büyük bir katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan mera alanlarının genişlemesi katkı sağlayacaktır. Çünkü insanlar son yıllarda bir hayvancılığa da merak sarmış durumda. Böyle bir gerçek de var aslında. Hani hayvancılık işte insanlar sadece artık ofis işleri değil de birazcık daha çiftlik işlerine, hayvancılık işlerine de yönelmek isteyen insanlar da var. Ya şimdi şöyle bir şey var. Her insan gidip de bir kurumda veyahut da bir ofiste amir, memur olarak çalışacak diye bir kanun kaide yok. Evet. Bu insanların üretimde çekilmeyip de üretime katkı yapması lazım. Ben köylüyüm. Ben köylüysem benim köylü olarak yapacağım işi hayvancılık yapmaktır, bitkisel üretim yapmaktır. Benim işim üretim yapmaktır. Ben bu üretimi yapmak zorundayım. Herkes tüketici olamaz. Evet. Eğer herkes tüketici olursa gün gelecek insanlarımız aç kalacak. Tüketecek bir şey bulamayacağız. Bulamayacağız zaten. Yani. Evet. Maalesef. Biz insanız. Şu samanı yemeyiz. Evet. Bu samanı üretip, bu yemi üretip bu hayvanlara yedirerek onu et haline getirmemiz lazım. Ete dönüştürmemiz lazım. Süte dönüştürmemiz lazım. Süt ürünlerini yememiz lazım. Doğru dediniz. Peki Kurban Bayramı'na doğru yaklaşırken Ümit Bey, hem üreticilere hem tüketicilere önerilerde bulunursunuz. Şimdi üreticilerimize önerim dişi hayvanların kesime gönderilmemesi. Kurbanlık da olsa şimdi mezbahalarda dişi hayvanların kesimi yasak.
kanun bunun önüne geçilmiş ama köylerde, mezralarda, kesim yerlerinde, serbest kesim yerlerinde dişi hayvanlar çok rahat bir şekilde kesime gidiyor. Bizim üreticilerimizden dişi hayvanlarını ne olursa olsun kesime göndermemeleri, kurbanlık alacak kardeşlerimizden de istirhamımız dişi hayvan almamaları, onları kesmemeleri. İnşallah biz bu şekilde hayvancılığı da daha da ileriye götürebiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdiden size hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban bayramımız da mübarek olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ben de tüm üyelerimizin ve İslam aleminin gelecek kurban bayramını şimdiden tebrik ederim. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Amin. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Salim Göker. Evet. Salim Bey, önce sizi tanıyalım. Olur mu? Olur. Aslında Salim Göker, Elazığlıyım. Evet. Yaklaşık 1,5 yıldır Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü olarak görev yapıyorum. 2011 yılında bakanlığa başladım. Evet. İlçede başladım. Bir müddet ilçe müdürlüğü olarak görev yaptım. Daha sonra il müdürümüz nezdinde şube müdürü olarak göreve başladım ve 1,5 yıldır devam ediyorum. Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunuyum. 2004 yılında mezun oldum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Ne güzel. Güzel bir CV. Evet. Salim Bey, şimdi Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, Hayvan Sağlığı evet. Şube Müdürlüğü olarak evet. bayram süresince yapılacak olan denetimler. Bunları sizden öğrenebilir miyiz? Tabii. Şimdi biz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü olarak her Kurban Bayramı'nda rutin olarak yaptığımız işler var. Bunlar nelerdir? Şunlar. Birincisi, öncelikle yol kontrolleri yaparız biz. Yani Kurban Bayramı'ndan 15-20 gün önce Çağlar Köyümüz bölgesinde bulunan yol kontrol istasyonunda yol kontrollerini yaparız. Ve ondan sonra Kurban Bayramı'nın birinci günden, hatta Arefe günden başlamak üzere Kurban Bayramı sonuna kadar tüm tatil boyunca, yani o 9 günlük süre boyunca her gün il müdürlüğümüzde bir personelimizi veteriner hekim görevlendiririz nöbetçi olarak. Ve kesimhanelerde birer veteriner görevlendiririz. Hayvan satış yerlerinde veteriner hekimleri görevlendiririz ve belediyelerde görevlendiririz. Ve Kurban Bayramı süresince, hatta Kurban Bayramı'ndan 15 gün önceden başlamak üzere evet. Denetimlerimizi, kontrollerimizi hem yolda, hem kesimde, hem kesimhanelerde, hem satış bölümünde yaparız. Şimdi biz malumunuz devlet kurumu olduğumuz için kanunlar, evet. yönetmelik, öyle tebliğlerle işlerimizi yürütürüz. Evet. Kurban Bayramı da kurban hizmetleri uygulama tebliğinin yayınlanması tarihinden itibaren bizim bütün dinamiklerimiz harekete geçer. Hı hı. Ve bundan sonra biz ne yaparız? Komisyon kurarız. Kurban Hizmetleri Komisyonu. Ve hayvan sağlık zabıtası kararları alırız. Ve bu kararlarla bütün diğer kurumlarla birlikte ortaklaşa çalışmaya başlarız. Ve bunun neticesinde il merkezinde ve ilçelerde kurbanlık hayvan satış, geçici kurbanlık hayvan satış yerlerini belirleriz. Evet. Ki bunda aslında belediyenin önceliğinde olan bir şeydir ama Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenir buralar. Ve aynı zamanda bu bölgelerde geçici kurban kesim yerlerini belirleriz. Bunların denetlenmesi, kontrolü tamamen belediye veteriner hekimleri, zabıtalar ve bizdeki resmi veteriner hekimler tarafından yapılır. Ve bu kontroller sürekli Kurban Bayramı süresince devam eder. Daha ki Kurban Bayramı bitene kadar. Kurban Bayramı bittikten sonra bu komisyonun görevi biter. Şimdi o alanda ne yaparız biz? Biz şunu yaparız. İlimizden başka illere sevk edilecek hayvanların sağlık raporlarını biz veririz. Başka bir ilden bize gelen hayvanların sağlık raporlarının varışlarını biz yaparız. Kurban Bayramı sonrasında satılmayan ve başka ilden gelen hayvanların tekrar geri gönderilmesi işlemi bunların hepsi bizim üzerimizdedir. Ayrıca özellikle kesimlerde, şimdi tamam bakanlığın belirlediği, onlar bakanlığın onayladığı kesimhanelerimiz var. Evet. Orada bir sıkıntı yok. Orada kesilen hayvanlarda da herhangi bir hastalık durumu ortaya çıkarsa sıkıntı yok. Evet. Şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz bazen. Şimdi vatandaş kendi bahçesinde de hayvanı kesebiliyor. Evet. Buna hakkı var. Şimdi kendi bahçesinde hayvanı keserken böyle tazminatlı bir hastalığa ya da ihbarı mecburi bir hastalığa denk geldiği zaman işte orada bizim devreye girmemiz gerekiyor. Bunun için de vatandaşların tarım il müdürlükleriyle bayram süresince koordineli olmaları gerekiyor. Yani böyle bir durumla karşılaştığında saat kaç olursa olsun tarım il müdürlüklerini arayarak nöbetçi veteriner hekimlere ulaşabilirler. Nöbetçi veteriner hekimler de oraya gidip onunla ilgili gerekli tutanakları tutar, hayvan gömülür ve iş orada biter. Ama şurada şöyle bir sorunumuz var. Kendi bahçelerinde kesim yaptıkları zaman
yani resmi bir kontrolün olduğu yer olmadığından dolayı o bölgedeki yani o ahırda çıkıp bir tüberküloz vakasıyla karşılaştıklarında, tüberküloz diyorum çünkü bu en bariz görülendir. Evet. Karşılaştıkları zaman biz o kesilen hayvana maalesef tazminat veremiyoruz. Tazminatı verebilmemiz için bakanlığımızın oraylamış olduğu bir kesimhanede hayvanın kesilip ve orada tüberkülozun tespit edilmesi gerekir. Yani o kesilen kurbanlık hayvanda tüberküloz çıkarsa kendi bahçesinde kesilen kurbanlık evet. hayvanda biz ona tazminat veremiyoruz. Ancak şahsın başka hayvanı vardır. Kurban bayramından sonra diğer hayvanlar üzerinde test yapılır ve o test sonucunda pozitif çıkan hayvanlar olursa onların kesimi tarafımızdan yaptırılır ve o hayvanlara desteği verilir. Böyle bir sıkıntı kayıtlı var. Kayıtlı olursa işleri kolay ama olmazsa, kayıtsız olursa burada da sıkıntı. Evet, sıkıntı çok. O yüzden ben geçen bayramlarda karşılaştığımız bir sorun evet. olduğu için dile getirdim bunu burada. Şimdi vatandaş kendi bahçesinde hayvanı keserken tüberkülozdan şüpheleniliyor. Bizim bize haber veriliyor. Biz gidiyoruz. Evet tüberküloz. Hayvanı imha ediyoruz. Yani gömüyoruz onları. Çünkü 2 metrelik bir çukur kazılıp kireç dökülerek hayvanın gömülüp üstüne kireç döküp kapatılması gerekiyor. Bunu da yapıyoruz. Sıkıntı yok. Ama tazminat meselesine geldiği zaman vatandaşlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Maalesef ki o hayvanla tazminat yok. Ama ondan sonra diğer hayvanları varsa ve bunlara test yapılırsa, test sonucunda da pozitif çıkarsa bu hayvanlara tazminat verebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece telef olan hayvana bir şey yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Ama evet. kalanlar üzerinde yine sizden destek istedikleri zaman i̇şte yardımcı oluyorsunuz. Evet. Ne gerekiyorsa onu yapıyorsunuz. Ve biz Kurban Bayramı süresince ne olursa olsun şubemizde yani Tarım İl Müdürlüğü'nde Yeşil Masa dediğimiz birimde sürekli bir veteriner hekimimiz bulunduğu için orada olmasa bile o dakika hani telefonla ulaşılabildiği için her konuda vatandaşlarımız oraya ulaşabilirler. Oradaki veteriner hekim arkadaşlardan yardım isteyebilirler. Evet. Bu bizim bakanlığımızın bünyesinde kurulan bir birimdir. Yeşil Masa birimi. Tarım İl Müdürlüğümüzün öncülüğünde olan bir durumdur. Ve biz orada her bayramda sadece Kurban Bayramı'nda değil Ramazan Bayramı'nda da aynı şekilde ve hafta sonlarında olmak üzere sürekli nöbetçi veteriner hekimi bulundururuz. Ve vatandaşlarımız istedikleri zaman oraya ulaşarak sıkıntılarını giderebilirler. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız biz. Şu an Tarım İl Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü olarak bakanlığımızın bize vermiş olduğu destek, İl Müdürlüğümüzün bize vermiş olduğu destekle biz Kurban Bayramı'na hazır durumdayız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Sayın Bey. Ben teşekkür ediyorum efendim. Verdiğiniz bilgiler için de sağ olun. Size de şimdiden iyi bayramlar diliyorum Teşekkür ediyorum. Ben de sizin sayenizde en azından Elazığlı hemşerilerimize yaklaşan bir Kurban Bayramı öncesi onların Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Nice sağlıklı Kurban Bayramlarını hep birlikte geçirmek dileğiyle. İnşallah. İnşallah bundan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu bayramı da atlatırız. İnşallah. Vatandaşlarla koordineli bir şekilde çalışırsak herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum ben. Ben de öyle çünkü bütün tedbirleri almışsınız evet. zaten. Siz şimdiden her şey evet. hazırlanmış ve bekliyorsunuz. Evet. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum ben teşekkür tekrardan. Sağ olun. Kur'an Bey nasılsınız? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Kur'an Bey, Kurban Bayramı bir süre kaldı. Sizden de kurbanlıklarla ilgili tabii bilgi almak istiyoruz, olur mu? Şimdi hem İslam hem insanlık alemi için önemli olan Kurban Bayramı'nı Allah nasip ederse bir hafta sonra idrak edeceğiz. Bu idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın şimdiden İslam ve insanlık alemine hayır ve bereketler getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Tabii ki bizler de Tarım ve Orman Teşkilatları olarak bu Kurban Bayramı süresince mevzuatlar ölçüsünde bizlere yüklenen görev ve sorumluluklar çerçevesinde vatandaşlarımızın hijyenik ortamlarda kurbanlarını kesmeleri, uygun yerlerden kurban satın almalarını gerçekleştirmeleri ve yine bu ibadetlerini kaliteli ve güzel bir şekilde yerine getirmeleri için bizler de ekip arkadaşlarımızla birlikte bugünden başlayarak ta ki Kurban Bayramı'nın son gününe kadar çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu manada bizler tabii ki bakanlıkların Cumhurbaşkanlığı nezdinde her ilde Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde kurulan kurban tertip komisyonları var. Bizler de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu komisyonun içerisinde yer alıyoruz. Şimdi bu komisyonlar ilimizde kurbanların kesilme yerleri, pazar yerleri ve diğer şeylerle alakalı
bütün kararlar alınmış Sayın Valimizin himayelerinde. Şimdi bu alınan kararların sahada uygulanmasıyla ilgili tabii ki gerekli tedbirlerin ve denetimlerin yapılması gerekiyor. Bizler de onu yapıyoruz. Biz şimdiden özellikle kurban sevkiyatlarının sağlıklı yapılması için yol kenarında karayollarına ait olan denetim istasyonlarında bizler de bütün sevk edilen ve hayvan hareketlerine uygulanan şeyleri, kurbanlıkların gerekli kontrollerini, kulak küpelerinin olup olmadığını, sağlıklı olup olmadıklarını ve mevzuatlara uygun hayvan hareketleri gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin denetimlerini yapıyoruz. Aynı şekilde kesim süresince hem hayvan pazar yerlerinin, yani satış yerlerinin, hem de kesim yerlerinin denetlenmesi için nöbetçi veteriner hekimlerimizin gerekli görevlendirmelerini yapmışız. Evet. Onlar da bu manada gerekli çalışmaları yapacaklar. Tabii ki ilimiz özellikle kurban süresince gerçekten hayvan hareketlerinin çok fazla olduğu bir il durumunda. Geçen yılki kurbanda biz 3250 civarında büyükbaş hayvan kesimi, 14.000 civarında da küçükbaş hayvan kesimini gerçekleştirmişiz. Bu yılki hem elimizdeki hayvan potansiyeli hem de tahminler doğrultusunda yaklaşık 4.000 civarında büyükbaş, 18.000 civarında da küçükbaş hayvanın ilimizde kurban ibadeti kapsamında kesileceğini biz bekliyoruz. Dolayısıyla rakamlara da baktığımız zaman çok ciddi rakamlar. Tabii ki bunların sağlıklı koşullarda yapılması için bütün kurumların, paydaşların birlikte çalışması ve bu manada insanlarımıza yardımcı olması gerekiyor. Bizler de inşallah insanlarımızın bu kutsal olan ibadetlerini layıkıyla yerine getirmesi için her türlü altyapıyı hazırlıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz. Ben şimdiden kurbanlık kesecek olan bütün vatandaşlarımıza kurbanlarının kabul olmasını diliyorum. Yine Kurban Bayramı'nın kazasız belasız bir şekilde sadece Türkiye'mizde değil, bütün İslam coğrafyasında idrak edilmesini ben Rabbimden niyaz ediyorum. Herkesin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de sizin şimdiden bayramınızı kutluyoruz. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bu hafta Toprağın Bereketi programında sizlere Kurban Bayramı'ndan önce kurbanlıklarınızı alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalıştık. Alacağınız kurbanlıkların kulaklarında lütfen küpeleri olsun. Buna dikkat etmenizi istiyoruz. Bunun dışında kafanızı kurcalayan veya alırken dikkat etmeniz gereken hususlarla ilgili üreticiler de tüketiciler için de Tarım İl Müdürlüğü'ne başvurabilirler. Buradan yardım alabilirler. Kendilerine 24 saat destek vereceklerini değerli konuklarımız bizlerle paylaştılar. Hepinizin Kurban Bayramı'nı eşten dileklerimizle kutluyoruz. Sağlıklı, nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. İyi günler.